Bunların dışında Sokullu Mehmet Paşa'nın İnebahtı yenilgisinden sonra Venedik elçisine söylediği meşhur bir söz vardır. Biz sizden Kıbrıs'ı alarak kolunuzu kestik. Oysa siz bizim donanmamızı yenerek sadece sakalımızı kestiniz. Unutmayın ki kol yeniden çıkmaz ama sakal daha da gürleşerek çıkar demiştir. Ve bütün bunları söylerken yüzünde alaycı bir ifadeyle kolunu da Venedik elçisinin omuzuna koyarak sözlerini şöyle bitirmiştir. Söylemedi demeyin. Ama tabii tarih kitapları bunları yazmaz. Hocam sanki oradaymışsınız gibi anlatıyorsunuz. Vallahi bravo. Hayır evladım, orada değildim ama bizzat birinci ağızdan dinledim. Hocam bir şey söyler misiniz şu Ayşegül'e? Öksürerek derse konsantremi bozuyor. Niye susuyorsunuz? Ha, Ayşegül'ün halasısınız ya ondan. Bir de lisede torpil yok derlerdi. Sizi Milli Eğitim'e şikayet edeceğim. Aferin. Çocuklar, bu sırada oturan arkadaşlarınız yok mu? Hocam, o sırada sadece Toygar oturuyor. Nerede peki? Beyler, aldığım istihbarata göre Toygar Efendi arabasıyla okula giriş yapmış. Görevinizi biliyorsunuz değil mi? Evet. Bu okulu Toygar gibilerine bırakmayacağız arkadaşlar. Asla. Asla. Toygar ve onun gibilerine karşı okulumuzu savunacağız. Bu okulda eşitlik istiyorum, eşitlik. Kimseye torpil yok. Hiç merak etmeyin müdür bey. Bu kendini bilmez öğrencilere karşı verdiğiniz onur mücadelesinde sevgili Koç Bey ve ben sizin sağ kolunuz olacağız efendim. Ya Ülke hocam, iki tane sağ kol biraz tuhaf durmaz mı? Birimiz bari müdür beyin sol kolu olsaydı. Vallahi da geldi ha. Beyler aman beni yalnız bırakmayın. Merak etmeyin müdür bey, hep destek, tam destek. Oo müdür bey, zahmet oldu, hiç gerek yoktu böyle kapılarda karşılamanıza falan. Kusura bakmayın, ilk derse biraz geciktim. Babam dün ne yaptığımı sordu kahvaltıda. Sizin bu korumalar bu okula bir daha asla girmeyecek demenizin aslında küçük bir şaka olduğunu ikna etmek zaman aldı tabii. O zaman boşuna gecikmişsin delikanlı. Çünkü ben o konuda ciddiyim. İlahi müdür bey, şaka üstüne şaka. Müsaadenizle dersten beklerler. Ederim. Ülke Hoca, işimiz bu. Hep isabet, tam isabet. Ne gidersine gir. Korumalarına da söyle, bundan sonra kapıdan içeri adım atmayacaklar, adım. Müdür bey, ben size babamdan bahsetmedim galiba. Çok sinirlendi diyorum. Ve de sinirlendiğinde kahvaltıda zeytini çekirdeğiyle değil, kavanozuyla yer. Afiyet olsun canım. Hadi dersine. Madem korumaları dışarıdan getiremiyoruz, biz de içeriden koruturacağız kendimizi. Bravo! Bravo müdür bey! Bravo! Bundan böyle okulda sizin adınız cesur yürek dilaver olacak. Ne cesur yüreği be Hulki? Hıyar yürek, hıyar! Duymadın mı? Çocuğun babası zeytini kavanozuyla yiyormuş. Zeytini kavanozuyla yiyen adam beni o zeytinyağına banar da yer, banar da yer. Of dilaver of, başına iş aldın oğlum of. Ayrıca Sokullu Mehmet Paşa, Süveyş Kanalı projesini düşünen ilk devlet adamıydı. Hocam, şu Ceren'e bir şey söyler misiniz? Kafasını sıraya dayayıp sırayı kirletiyor, rahatsız oluyorum. Aa, Tuğçe kızım, sürekli lafımı kesiyorsun ama ders anlatmaya çalışıyorum burada. Tabii, Ceren de Ayşegül'ün arkadaşı ya, o da torpilli. İyi ki Ayşegül'ün halası var. Artık kimse ona dokunamaz değil mi? İyi vallahi. Oo, adalet istiyorum hocam, adalet. Evladım. Hocam, zaten sinirliyim. Lütfen bir de siz üstüme gelmeyin. Hı? Ne bakıyorsun? Ne? 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 Hocam siz onun kusuruna bakmayın, bakar öyle. Buyurun, nerede kaldıysanız oradan devam edin.
Neyse. Bir gün Sokullu Mehmet Paşa'nın canı... Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.